Evet, bir önceki videomuzda tam kare açılımlarının ya da parantez kare açılımlarının Pascal üçgeninden geldiğini göstermiştik. Şimdi bizim çarpanlar ayırmada ve matematikte en çok kullandığımız tam kare açılımlarına ayrı bir parantez açacağız. X artı y'nin karesi x kare artı 2xy artı y kare. Bunu şöyle ezberliyoruz. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi. Eksilisinde de arkadaşlar sadece birinci ifade eksi oluyor. İkinci ifadeye yine dokunmuyoruz. O artı oluyor. Mesela x artı 2'nin karesini açalım. Birincinin karesi x kare. Çarpımları 2x. 2 katı 4x. İkincinin karesi artı 4. 2x eksi 1'in karesini açalım. Birincinin karesi 2x'in karesi 4x kare. Eksi diyeceğim çünkü arada eksi var. Eksi olunca ilkinin karesinden sonra eksi geliyordu. Çarpımları 2x 2 katı 4x. İkincinin karesi eksi 1'in karesi artı 1. İşte tam kare açılımlarımız bu şekilde. X ile Y reel sayı olmak üzere demiş. X artı Y 4 ise X çarpı Y 1 ise X kare artı Y kare kaçtır? Bakın arkadaşlar X artı Y 4 ise her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi X kare. Çarpımlarının iki katı 2 tane X Y. İkincinin karesi Y kare eşittir. 4'ün karesi 16. Şimdi X çarpı Y'yi 1 vermiş. O zaman 2 XY 2 olur değil mi? X kare artı 2 artı y kare eşittir 16 olur. 2'yi karşı tarafa atarsam x kare artı y kare eşittir 14 çıkar. Gayet basit. Tam kare açılımlarını lütfen unutmayın. Formülünü unutmayın yani. Peki. İfadesinin eşiti kaçtır? 4311 çarpı 4315. 4311'e x diyelim. 4315 onun 4 fazlası. X artı 4 olur. O zaman bir düzenlersek şöyle kök içinde x çarpı x artı 4 artı 4. Peki dağıtalım bunu içeri kök içinde. Burayı dağıtırsam x kare artı x ile 4'ü çarptım. 4x artı bir de yanında 4 var. Tanıdık bir yüz arkadaşlar. X kare artı 4x artı 4. Bunların tam kare olduğunu bileceksiniz. X artı 2'nin karesidir. Açarsanız birincinin karesi x kare çarpımların iki katı 4x, ikincinin karesi artı 4. Yani burası x artı 2'nin parantez karesidir. Peki kare karekök dışına bunlar gider. X artı 2 diye çıkar. X'e ne demiştik? 4311. 4311'e 2 eklersek 4313 olur cevabımız. Tam kareden çözdük. Peki x eksi 1 bölü x 3'müş. X kare artı 1 bölü x karenin ne olduğunu soruyor. Şimdi burada da yine kare alacağımız çok aşikar değil mi? Belli yani. X kare 1 bölü x kare. Hop kare aldım, kare aldım. Bekleme yapma, devam et. Birincinin karesi x kare. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı birinci x, ikinci 1 bölü x. Artı ikincinin karesi 1 bölü x kare. Eşittir. 3'ün karesi 9 oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. X'ler birbirini götürdü. X kare eksi 2 artı 1 bölü x kare eşittir. 9 oldu. Eksi 2 at karşı tarafa. X kare artı 1 bölü x kare 11 çıktı. Cirlop gibi oldu valla. Peki buradayız. Devam ediyoruz. Hız kesmiyoruz. A artı B'nin karesini açalım. Başka ne yapacağız? Mecbur açacağız. Ha hocam karekökü alayım falan dersen A çarpı B var. Alamazsın karekökü. Peki açarsak burayı a kare artı çarpımının iki katı 2ab ikincinin karesi b kare gelir. Burası da 4ab. Daha sonra ne yapacağız? At baba şutla bunu bu tarafa. A kare bu tarafa geçerse 2ab'den 4ab çıkarsa eksi 2ab olur. Artı b kare eşittir 0. Yavrucuğum bu neyin açılımı? Pembe kalemimi de göstereyim böyle. Kimse bizim delikanlımızı sorgulamasın pembe kalemimizle. A kare eksi 2ab artı b kare a eksi b'nin karesidir abicim. Bu sıfıra eşitmiş. Şimdi a eksi b'nin karesi sıfıra eşitse bir sayının karesi nasıl sıfır olur? Kendisi sıfır olursa yani a eksi b'nin sıfır olması gerekir. Yani a b'ye eşitmiş. A b'ye eşitse bu oranları bulalım bakın. A kare bölü madem a b'ye eşit b kare yerine a kare yazdım. 3a bölü b yerine a yazdım. 4b yerine a yazdım. Burada a oldu. Bakın a kare bölü a kare 1 oldu. A'lar gitti bura 3 oldu. A'lar gitti bura 4 oldu. 3, 1 daha. 4, 4, 4 daha.
8 çıktı. Evet, küp açılımları. Küp açılımları, küp toplamı, bunlar önemli. Yine soruların içinde çok fazla karşılaşıyoruz. X artı y'nin kübü ile x eksi y'nin kübünü Pascal üçgeninden açmayı yapmıştık. Çarpanlar ayırma oynatma listemizin ikinci videosunda bu Pascal üçgeninden bu mantık var. Bunların evirip çevirip formüllerini geliştirmişler. Mesela x küp artı y küp formülü aslında buradaki şeyden geliyor. Küp açılımından geliyor. Nedir x küp artı y küp? Bakın x küp bura, y küp bura. Bunu yalnız bırakırsak x artı y'nin kübünden şunları at öbür tarafa. 3x kare y eksi 3x y kare. Düzenlersek x artı y'nin kübünden eksi 3xy parantezine alırsak x artı y'yi çıkararak bulunabiliyor. İşte size bir tane formül. Nereden geldi? Küp açılımından geldi. X küp eksi y küpü de aynı şekilde açabiliriz. X küp eksi y küpü yalnız bırakırsak bu sefer x eksi y'nin kübünden bunu bu tarafa attık. Bu sefer bir dakika. X küp eksi y küp. X eksi y'nin kübünden bunu bu tarafa attık. 3x kare y. Bunu bu tarafa attık. 3x y kare. Paranteze alırsak x eksi y'nin kübünden artı dedik. 3x y parantezinde x eksi y. İşte size iki tane formül ürettim. Bu formülleri ezberlemenize gerek yok. Dediğim gibi Pascal'ı, hatta bunu da ezberlemenize gerek yok. Pascal üçgenini bilirseniz olayı çok rahat bir şekilde çözersiniz. Peki. M artı N 5'miş. M çarpı N de 3'müş. M küp artı N küp nedir diye soruyor. Neydi M küp artı N küp? Şurada yazmıştık değil mi? M artı N'nin karesi, kübü özür dilerim. Eksi 3 çarpı M N çarpı M artı N. Peki. M küp artı N küpü bulalım. M artı N'nin 5 olduğunu biliyorum. 5'in 3. kuvveti burası 125. Eksi 3 çarpı M çarpı N'nin 3 olduğunu biliyorum. M artı N'nin 5 olduğunu biliyorum. 125 eksi 3 kere 3 9. 9 kere 5 45. 125 eksi 45 de kaç eder arkadaşlar? 80 eder. Küp açılımında da bu şekilde bir yöntem var. Evet, bir başka formül. Aslında arkadaşlar bu formülü de içeri dağıttığımız zaman küp açılımından geliyor. Bu formülü küp açılımından geliyor ama ezberlemeniz daha sizin yararınız olur. Tabii küp açılımını bilerek bunu içeri dağıtarak da yapabilirsiniz. X küp artı y küp. X çarpı x artı y. Bakın küpler gidiyor önce. X artı y çarpı. Birincinin karesi x kare. Çarpımlarının iki katı yok burada. İki şeye benziyor. Tam kare açılımına benziyor ama değil. Eksi x y artı y kare. X küp eksi y küp de bu sefer küpler gidiyor x eksi y. Buradakinin artılısı. Şimdi x küp bölü x y, y küp bölü y x, 1 bölü x kare artı x y artı y kare ifadesinin eşiti kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın bunların paydalarını eşitliyorum. Bunu eksi 1 ile genişletiyorum. X küp oldu. Yukarısı da y küp oldu. Bölü x eksi y oldu paydamız. Çarpı 1 bölü x kare artı x y artı y kare. Bana öğrencilerden en çok gelen soru şu. Hocam şimdi bir sürü formül var. Şimdi 2 tane burada verdiniz. 2 tane ötekinde 2 tane altı. 6 tane formülden ben burada x küp eksi y küpü hangisini kullanacağım? Ben de öğrenciye diyorum ki soru sana hangisini kullanman gerektiğini söyler zaten. Bak bu soru sana bu formülü kullanman gerektiğini söylüyor. Çünkü burada sadeleşeceğini gördüğün ifade zaten belli. Götürüp x küp eksi y küpte x eksi y'nin kübü işte artı 3xy çarpı x eksi y'yi kullanmana gerek yok ki. Onu kullanırsan hiçbir yere varamazsın. Ama şunu kullanırsan x küp eksi y küpte x eksi y çarpı birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımı ikincinin karesi bölü x eksi y çarpı 1 bölü x kare artı x y artı y kare. Bak bunu kullanırsan bu bununla sadeleşiyor zaten. Bu da bununla sadeleşiyor. Cevabımız 1 oluyor. Yani hangi formülü nerede kullanacağınızı kendiniz bol soru çözerek anlayabilirsiniz.